Değerli arkadaşlarım merhabalar. Köklü sayıların dördüncü testindeyiz. Beraberiz yine. Hiç vakit kaybetmiyorum ve hemen başlıyorum ilk soruyla beraber. İlk soruda kökün içinde 1, 2, 3, 4, 5 gibi devam ediyor 49'a kadar ve bu işlemin sonucunu sormuş. Şimdi değerli arkadaşlarım temel kavramlardan hatırladığımız üzere birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 ifadesiyle veriliyordu. O zaman 1 artı 2 artı bu ifade 49'a kadar gittiğinde bunun 49 çarpı 50 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bu 2 ile de 20, 50'yi sadeleştirirsem burası 25 olacaktır. Boşuna hesaplamama gerek yok. 49 çarpı 25 yani bizim kökümüzün içinde 49 çarpı 25 ifadesi var. Ben biliyorum ki 49 7'nin karesi olduğu için dışarıya 7 olarak 25 de 5'in karesi olduğu için dışarıya 5 olarak çıkar. Sonucumuz da 7 çarpı 5'ten 35 olarak bulunacaktır. Cevabımız Edirne olacak. Ön ve arka yüzü aynı renge sahip olan aşağıdaki kartların bir yüzünde köklü sayı, diğer yüzünde ise bu köklü sayıdan büyük olan en küçük doğal sayı yazılmıştır. Aşağıdaki kartlardan hangisinde yazan sayı yanlış yazılmıştır? O zaman bunlardan büyük olan sayıları bulmamız lazım bizim. Örneğin burada 3'ü kökün içine atarsam 9 olarak girer. 9 çarpı 6'dan bu kök 54 demektir. Buradaki ifade 2, 4 olarak girecektir. 4 çarpı 3'ten kök 12. Buradaki ifade 4, 16 olarak girer. 2 ile çarparsan 32. 3, 9 olarak girecektir. 9 çarpı 5'ten kök 45 anlamını taşır. 5, 25 olarak girer. Bu da kök 75 denir. Biz bunlardan büyük olan en küçük tam sayıyı, bu doğal sayıyı bulmamız lazım. Kök 54'ten büyük olan en küçük tam kare ifadesi kök 64. Yani o da neye eşittir? 8'e eşittir. Otomatikman bu ifade eleniyor. Kök 12'den büyük olan en küçük doğal sayı kök 16. O da 4'e eşit olduğu için bu ifadeyi deledik. Kök 32'den büyük kök 36 var. O da 6'ya eşit. Bunu da eledik. Kök 45'ten büyük kök 49 var. O da 7'ye eşit. Ama burada 8 olduğunu iddia etmiş. Otomatikman yanlış olanın bu olduğunu söyleyebiliriz. Geliyorum 3. soruya. A ve B sayılarını vermiş ve ifadelerden kaç tanesinin sonucu tam sayıya eşittir diye sormuş. Bir ifadesine baktığınızda 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök 3'ün çarpımı acaba tam sayı mıdır diye bakalım. Değerli arkadaşlar bakın tam kare ifadesidir bu. Birinci artı ikinci, birinci eksi ikinci. Yani 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesine eşittir. Bu da 4 eksi 3'ten 1 olur ve tam sayıya eşittir. Bu doğru. A artı B, 2 artı kök 3 artı 2 eksi kök 3. Bakın burada eksi kök 3 artı kök 3 birbirini götürecektir. 2 artı 2'den cevabımızı 4 olarak bulacağız. A eksi B'ye bakalım. 2 artı kök 3 eksi parantez açalım 2 eksi kök 3. Eksiyi dağıtırsak 2 artı kök 3 eksiyi dağıtalım. Eksi 2 artı kök 3 olacak. Burada da bunlar gidecek ve 2 kök 3 olacaktır. Bu bir tam sayı mı? Hayır değil. Otomatikman bunu eledik. Bu arada 2 tam sayıydı. A bölü B'yi sormuş. Yani 2 artı kök 3 bölü 2 eksi kök 3. Bunu kontrol edelim. Tabanı eşleniği ile genişletirsek. 2 artı kök 3 ile genişletirsek. 2 artı kök 3'ün karesi bölü 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 1. 4 eksi 1'den 1 olacaktır. 2 kare farkından yukarıda yaptığım gibi. Burada da 2 artı kök 3'ün karesini aldığımızda birincinin karesi çarpımlarının 2 katı ikincinin karesi gelecek. Bu da 7 artı 2 kök 3 olacaktır. Bu da bir tam sayı değil arkadaşlar. Yani 1 ve 2 olduğunu yani 2 tanesinin tam sayı olduğunu görebiliyorum değerli arkadaşlar. 2 tanesini deyip 3'ü işaretledik galiba. 2 tanesi yani doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Şimdi geldik dördüncü soruya. Dördüncü soru kökün içinde 3 bölü 2 artı kök 2 demiş. Önce içeriği düzenlemek için burayı 2 ile genişletelim. Tabi paydasında 1 var.
2 ile genişletirsek kök içinde 3 artı 2 kök 2 bölü 2 ifadesinin olduğunu göreceğiz. Bakın bunu da ayrı ayrı şu şekilde yazalım. 3 artı 2 kök 2 bölü kök 2 şeklinde yazalım. Hatırlayalım, bir ifadeden bahsetmiştik, bir özellikten bahsetmiştik. Yukarısı için konuşacağım bu özelliği. Kökün içinde bir kök daha var ve o kökün önünde 2 varsa bunu uygulayabiliyorduk. İçerideki kökü iki sayının çarpımı şeklinde yazabiliyorduk. Bu sayıların çarpımı hemen buradaki sayıyı verecekti. Eğer ben 2'yi 2'ye 1 şeklinde yazarsam toplamları da 3 olduğu için buradaki ifade, yani kök içinde 3 artı 2 kök 2 ifadesi kök 2 artı kök 1 şeklinde sonucu veriyordu bize. Bir de bölü 2'miz var. Yani kök 2 artı kök 1 bölü kök 2'yi bulmamızı istemiş. Yine paydada rasyonel ifade olamayacağından dolayı eşleniğiyle genişletirsem kök 2 çarpı kök 2'den 2 artı kök 1 çarpı kök 2'den yine kök 2 bölü aşağısı da kök 2 ile kök 2'yi çarptığınızda 2 sonucunu verecektir. Yani 2 artı kök 2 bölü 2'yi arıyorum. Doğru cevabım Edirne olacak değerli arkadaşlar. Geliyorum 5. soruya. Şekilde betülün dut ve erik ağaçlarına uzaklıkları metre cinsinden verilmiştir. Şimdi bunları hemen bence bir toparlayalım. 98, 49 ile 2'nin çarpımı olduğu için 7 kök 2. 50 de 25 ile 2'nin çarpımı olduğu için 25 dışarıya 5 olarak çıkıyor. 5 kök 2'ye eşittir. Betül bulunduğu konumdan önce dut ağacına kadar, sonra dönüp erik ağacına kadar yürümüştür. Bu yürüyüş esnasında her iki ağaca da ulaşmıştır. Betül hareketi boyunca en az kaç metre yürümüştür diye sormuş. Bakın önce Betül'ü dut ağacına yürüteceğiz. Toplam alacağı yol 7 kök 2'lik bir yoldur. Artı bir de dut ağacından erik ağacına gidiyor. Toplam hepsini alacak. Yani bir 7 kök 2'yi alacak. Sonra 5 kök 2 daha alacak. Toplamda da 7, 7, 14, 5 de buradan 19 kök 2'lik bir yol alacağını göreceğiz. Doğru cevabımız Denizli olacak değerli arkadaşlar. Şimdi geliyorum 6. soruya. 6. soru, şekildeki uzunluğu kök 320 ve x birim olan iki çubuğun doğrusal olarak birleştirmesi sonucu uzunluğu kök 500 birim olan bir çubuk elde ediliyor. X'in kaç olduğunu sormuş burada. Basit bir soru aslında. Kök 500'den kök 320'yi çıkartacağız. Bunun sonucunda ben X'e ulaşabilirim. Şimdi bunu da kök 500'ü ve kök 320'yi en sade formunda yazmam lazım. Bakın 500 dediğim ifade 100 çarpı 5'e eşit biliyoruz. 100 de kökün dışına 10 olarak çıkar. 10 kök 5 olarak buluruz bunu. Kök 320'ye bakalım. 320'yi de 160 çarpı 2 desek 160'ı çıkartamayız dışarıya. Önce şöyle yapalım isterseniz. 320 16 çarpı 20 demek. Doğru mu? 20 de 4 çarpı 5 demek. O zaman kök 320 ifadesi 16 dışarıya 4 olarak çıkacaktır. 4 dışarıya 2 olarak çıkacaktır. Kökün içinde de 5 kalacaktır. Yani 4 ile 2'yi çarptığımızda 8 kök 5'e eşit olduğunu görüyoruz. O zaman biz 10 kök 5'ten 8 kök 5'i çıkaralım ki x'e ulaşalım. 10 kök 5'ten 8 kök 5 çıkartırsak bunun da 2 kök 5 olduğunu göreceğiz. Doğru cevabımız Adana olacak değerli arkadaşlar. Geliyorum 7. soruya. Bir köklü ifade var. İçinde 2'nin kuvvetleri var. 8'e kadar açılmış. Bu işlemin sonucunu sormuş. Şimdi arkadaşlar bir kere çarpma işleminde üslü sayılarda taban aynı iken kuvvetleri topluyorduk. Yani içerideki ifade 2 üzeri 1 artı 2 artı
3 artı 8'e kadar gidecektir. Ben oradaki kuvveti, yani 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı, 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2. Burası da 8 çarpı 9 bölü 2. Yani kaça eşittir? 36'ya eşittir. 2 ile 8'i sadeleştirdiğimizde 4. 4 çarpı 9'dan 36 olduğunu göreceğiz. Yani o zaman bizim istediğimiz ifade 2 üzeri 36'nın kare köküdür. Burada kökün derecesi verilmediğinde 2 anlamını taşıyordu. Hatırlayalım. Buradan da ben bunu 2 üzeri içerideki kuvvet bölü kök derecesi şeklinde yazarsam 2 üzeri 18 olduğunu görürüm. Yani doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. 8. soruya geldiğimizde bize bir ifade vermiş aslında. N'inci dereceden kök A üzeri N çarpı B ifadesinde. Bakın dikkat edin, buradaki içerideki bir sayının dışarıya çıkabilmesi için ne dedik daha önceki sorularda? Kafasında mutlaka kökün derecesini barındırmalı ve onu bırakıp dışarıya çıkmalı. Bakın buradaki A'nın kafasında şapka olarak N var. Üslü ifadesi N. O yüzden kökün derecesi de N olduğu için buradaki ifade dışarıya çıkabilir. Kafasındaki N'i dışarıya bırakacak ve A olarak dışarıya çıkabilecek. Aslında bunu ifade ediyor. Yani örneğin 3. dereceden bir ifadenin dışarıya çıkabilmesi için bir şeyin kuvvetinin 3 olması lazım ki bu A küp olmalı ki A dışarıya çıkabilsin. O zaman içerideki sayıları bu formla yazarsam bu işlemin sonucunu elde edebilirim. Yani 16'yı ben biliyorum ki 16 biliyorum ki 2 üzeri 4 demek. 2 üzeri 4'ü ben 2 üzeri 3 çarpı 2 diye yazabilirim. 2 üzeri 3 çarpı 2 diye yazabilirim. Eksi küp kök 54. 54 dediğim sayı 27 çarpı 2 demek. 27 de 3'ün ikinci 3'ün üçüncü kuvveti değil midir? 3'ün üçüncü kuvveti çarpı 2 diye yazdım bunu da. 250 125 çarpı 2 demek arkadaşlar. 125 de 5'in üçüncü kuvveti. 5 üzeri 3 çarpı 2 diye yazalım bunları. Şimdi gelin dışarıya alalım. Bakın bunun kuvveti 3 olduğu için, kök derecesi de 3 olduğu için bu dışarıya çıkabilir. Yani 2 küp kök bu arkadaş içeride kaldı. Eksi 3 kuvvetinde 3 olduğu için, kök derecesi de 3 olduğu için dışarıya çıkabilir. 3 küp kök içeride 2 kaldı. Artı 5 kuvvetinde 3 var, kök derecesi 3. Dışarıya alabiliriz. 5 küp kök 2. Bakın dikkat ederseniz tüm köklü ifadeler aynı derece ve kök içi olarak. O zaman ben önündeki katsayılarla işlem yapıp sonuca ulaşabilirim. Bir kere sonuçta küp kök 2 olacak. 2 eksi 3 artı 5 işlemi de önündeki katsayıyı belirleyecek. 2 eksi 3 eksi 1 eksi 1 artı 5'ten de 4 tane küp kök 2 olduğunu görürüz. Yani doğru cevabımız Denizli seçeneği olacak değerli arkadaşlar. Geliyorum 9. soruya. Buse, Gül ve Derin sırasıyla kök 29, küp kök 29, 4. dereceden kök 29 sayılarının hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu doğru olarak tahmin ediyorlar. Aşağıdakilerden hangisi Buse, Gül ve Demir'in verdikleri cevaplar olabilir? Bak. Şimdi biz örneğin kök 13 sayısını hangi sayının arasında olduğunu bulmak için tam kareleri elde ediyoruz. Tam kare ne demek? İkinci kuvvetler. Neden ikinci kuvvetlere bakıyoruz biliyor musunuz? Çünkü burada bir derece yazmıyorsa 2 var demektir. Ondan dolayı. Ama burada bakın mesela küp kök 29'u düşün. Küp kök 29'u düşün. Buradaki kuvvet 3 olduğu için hangi sayının 3. kuvveti 29'dur anlamını taşır bu. O zaman 3. kuvvetlerine bakmalıyız. 3. kuvvetleri 29'dan büyük ve küçük olan iki tam sayıyı düşüneceğiz. Ben biliyorum ki 3'ün 3. kuvveti 27. 3'ün 3. kuvveti 27. O yüzden 3 ile 4'ün 3. kuvveti de 64. O yüzden 3 ile 4 arasındadır bu. Tekrar ediyorum. Buradaki kuvvet 3 olduğu için
Hangi sayının üçüncü kuvveti 29'dur sorusunun cevabını verir. Ve hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmak için üçüncü kuvvetleri 29'dan küçük ve 29'dan büyük olan iki tane tam sayıyı bulmalıyım ben. 3'ün üçüncü kuvveti 27 olduğu için, yani aslında 3 sayısı üçüncü dereceden kök 27 olduğu için, 4 sayısı da 4'ün üçüncü kuvveti 64, üçüncü dereceden kök 64 olduğu için aslında bu sayı 3 ile 4 arasındadır. Yani bu ifade, yani Gül'ün ifadesi 3 ile 4 arasında olmalı. Otomatikman buradaki seçeneği elemiş olduk. Aynı mantıkla, bakın aynı mantıkla, isterseniz bakın şunların hepsi aynı. Direkt şu kök 29'a bakalım. Kök 29. Direkt ikinci kuvvetlere bakacağız. 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36. Bakın kök 25, 5, kök 36 da 6 olduğu için kök 29 5 ile 6 arasındadır. Otomatikman şunu da eledik. Şuna bakalım. Artık burada da 4. dereceden kök 29. 4. kuvvetleri düşüneceğiz arkadaşlar. Bakın 2'nin 4. kuvveti 16. 2'nin 4. kuvveti 16. Bu 16'ya eşit. 3'ün 4. kuvveti 81. O yüzden 4. dereceden kök 29 sayısı 2 ile 3 arasında olmalı. Neden? 2'yi ifade etmek için 4. dereceden kök 16, 3'ü ifade etmek için de 4. dereceden kök 81 deriz. 29 da 16 ile 81 arasında olduğu için otomatikmen tam sayı olarak 2 ile 3 arasındadır. Bu da bizi D şıkkına götürecek. Lütfen bu soru önemli. Tanım olarak, anlam olarak köklü sayılarda çok iyi dinle. Gerekirse tekrar tekrar dinle arkadaşım. Şimdi gidelim 10. soruya. A ve B sayıları birden büyük birer tam sayıdır. A kök B küçüktür 4, o da küçüktür. B kök A olduğuna göre A ve B çarpımları kaçtır diye sormuş. Yani bu 4 sayısı kök 16, kök 16'ya eşit. Kök 16'ya eşit. Şimdi ben bu A'yı içeriye aldığımda A kare B olacaktır kök içinde. Bu kök 16'dan küçük. Kök 16 da B kare A'dan daha küçük olacaktır. Değer verirsek sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyorum ben. A yerine mesela 2 desek, A yerine 2 dersek, B yerine de 3 dersek, A yerine 2, B yerine 3 versek. Çünkü diğerleri daha büyük gelecektir. Bundan dolayı 2 ve 3'ü düşünüyorum. 2'nin karesi 4, 3 ile çarparsak kök 12. 3'ün karesi 9, 2 ile çarparsak kök 18. Bakın direkt oturuyor. 2 ile 3'ün çarpımı da 6 olduğu için doğru cevabımız Adana olacaktır. Başka herhangi iki tam sayı yazdığınız zaman kök 16'yı araya sığmadığını göreceksiniz değerli arkadaşlar. 11. soruya bakalım. Şekildeki kesik koni biçiminde özdeş bardaklara, özdeş ne demek? Birbirinin aynısı. Ait yükseklikler santimetre cinsinden verilmiş. 7 bardağın şekil 2'deki gibi iç içe geçirilmesiyle elde edilecek yüksekliği sormuş. Şimdi değerli arkadaşlar bakın bunun bir tanesi 6 kök 2. Diğer arkadaşı biz bardağın içine kattığımız takdirde 9 kök 2'lik bir büyüklük, uzunluk olduğunu, yükseklik olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı şu. Bardağı içine kattığın an 3 kök 2'lik kısmı içeriye batıyor ve 3 kök 2'lik bir yükseklik katıyor aslında bizim yüksekliğimize. Demek ki 3. bardağa koyduğumda da yine aynı formdan 3 kök 2'lik bir yükselme olacak. Yani 1. bardaktan sonra her bardak 3 kök 2'lik bir yükselti oluşturacak. 7 bardak üst üste koyarsam ben 6 kök 2'nin üstüne 6 tane bardak her biri 3 kök 2'lik bir yükselti oluşacağından 6 çarpı 3 kök 2'lik bir yükseklik oluşturacaklardır. Buradan bunun da 6 kök 2 artı 6 çarpı 3 kök 2 18 kök 2 olduğu için toplam yüksekliğin
24 kök 2 olduğunu görür. Ceyhan şıkkını işaretlerim arkadaşlarım. Geliyorum 12. soruya. Şekildeki analog saatte sayıların kareköklü değerleri yazılmıştır. Buna göre yukarıdaki saatte kaç tane sayının yeri yanlış yazılmıştır? Bir kere burası 12, doğru. Burası 1 olmalı, doğru. Burası 2 olmalı, yani kök 4 olmalı, yanlış. Burası 3 olmalı, yani kök 9, doğru. Burası 4 olmalı, kök 16, doğru. Burası 5 olmalı, kök 25, yanlış. Burası 6 olmalı, kök 36, doğru. Burası 7 olmalı, kök 49, yanlış. Burası 8 olmalı, kök 64, doğru. Burası 9 olmalı, kök 81 olmalı, yanlış. Burası 10 olmalı, kök 100, doğru. Burası 11 olmalı, kök 4, yanlış. Yani toplamda bakınız 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ifadenin yanlış yazıldığını görüyoruz. Doğru cevabımız Edirne olacak. Böylelikle 4. testimizi de bitirmiş olduk değerli arkadaşlar. Bir sonraki test artık köklü sayıları da bitireceğimiz test. Seni orada bekliyorum. Orada da güzel sorular çözeriz inşallah. Her zaman yaptığımız gibi kendine iyi bak.